Bundan öncesini, önceki kabul edin. Bu hususu falan değil. Şu ilmel yakinden. Evet. Tamam. Şurada aynel yakinden. Burada hakkal yakin. Şimdi meslekleri itibariyle hulasalandırdık. Nedir o? Hakkal yakin. 16. sözde nurani ruhların aksidir diyor bunlar. Nur gibidir. Bunlar ehli nübüvvet, ehli asfa, ehli velayeti temsil ediyor. Bunlar maddi nuraninin akisleridir. Tabi neyse buradan aşağı inmeyeyim. Hakkal yakın yani nurani ruhların aksidir. Velayeti kümreyi temsil eder. Asya nübüvvet velayeti temsil eder. Bir ismin veya ekser ismin aksettirilmesi var. Fakat bir isim bütün derecatıyla değil. Bütün derecatıyla ancak peygamberde var. Olmaz yani asfiyalıkta. Burada ilmel yakindir. İlmel yakin, aynel yakin, hakkal yakini anlamıştık böyle. Bu da maddi nuranin akisleridir. Velayeti vustayı temsil eder. Tabiyun, meşayun, vahdeti vücudu temsil eder. Bu. İlme varmışlar. Menşe oluyor, aksettiriyor. Fakat bir ismin bütün derecatıyla olacağı şekilde olmayıp mazarın aksettiricilik vasfına göre oluyor. Şahsen kabul ediyor. Oluyor. Bu aynel yakin kesip maddi şeylerin aksidir. Velayeti sureyi temsil eder. İşrakiyun mütekelim ve fikir ehli fikri şey yapar. Mazar kabul olduğu halde menşe olamamak, aksettirememek, gösterememek. Sen ne berzahların darlığı, ne kabiliyetlerin kaydı, ne aynelerin küçüklüğü seni şaşırtmaz. Bunu konuşuyorduk. Hilaf-ı hakikat sevk etmez. Çünkü sen safi, halis, doğrudan doğruya ona baktığın için anlamışsın ki mazarlarda görünen ve aynelerde müşahede olunan güneş değil, belki bir nevi cilveleridir. Bir çeşit renkli akisleridir. Çendan o akisler onun unvanlarıdır. Fakat bütün asarı haşmetini gösteremiyor. Yani buhar gösteriyor ama bütün haşmetini de gösteremez. İşte şu hakikatle karışık temsilde böyle başka başka üç tarik ile kemala gidilir. Ve kemalatın mezeyasında ve mertebi-i şuhudun tafsilatında başka başkadırlar. Fakat neticede ve hakkı izan ve hakikati tasdikte ittifak ederler üçü de. Evet. İşte nasıl ki bir gece adamı ki hiç güneşi görmemiş, yalnız kamer aynesinde bir gölgesini görüyor. Güneşe mahsus haşmetli ziyayı, dehşetli cazibeyi aklına sıkıştıramıyor. Aya muhatap olmuş gece adamı. Evet. Şimdi ona deseler ki güneş var biliyor musun? Onun dehşetli ışığını ve gezegenleri tutan şeyini anlatsa aklına girmez bu. Çünkü ölçü sahip. Çünkü küçük ölçüsü var. Nasıl sokacak o kafasına? Bak ne diyor? Bir gece adamı ki hiç güneşi görmemiş. Yalnız kamere, ay aynesinde kendisini görüyor. Güneşe mahsus haşmetli ziyayı dehşetli cazibe aklından sıkıştıramıyor. Belki görenlere teslim olup taklit ediyor. Bu taklit ediyor. Öyle de veraset-i Ahmedi aleyhissalatü vesselam ile Kadir ve Muhi gibi isimlerin mertebe-i uzmasına yetişemeyen haş-ı azamı ve kıyamet-i kübre taklidi olarak kabul eder. Yani Cenab-ı Hakk'ın velayet-i Ahmediye, velayet-i Ahmediye sahibi olmadıkları için bunlar Kadir ve Muhi isimlerin esmasına mazhar olamıyorlar. Olamayınca haşir meselesini böyle taklidi kabul ederler. Yani bir naklidir, kabul ederiz ama akıl buna yol bulamaz derler. Çünkü asfiya değiller. Asfiya yukarıda. Yani asın imamları. Bunlar velidir buradakiler. Bunlar toparlar. Bu evliya tarzları. Asıl imamları, velayetleri ve burada da tabi aynı zamanda velilik var. Çünkü bu ikisini de cem etmiş. Aklı bir mesele değildir der. Çünkü hakikat-ı haşir ve kıyamet ismi azamın ve bazı esmanın derece-i azamının nazarıdır. Kimin nazarı oraya çıkmazsa taklide mecburdur.
Kimin fikri oraya girse haşir ve kıyameti gece ve gündüz, kış ve bahar derecesine kolay görür, itminanı kalbiyle kabul eder. İşte şu sırdandır ki haşir ve kıyameti en azam mertebede en ekmel tafsilatla Kur'an zikrediyor. Yani dersin başında demiştik ilk. Niye diye peygamberler haşir meselesini böyle Kur'an gibi tafsilatla etmemişler? Çünkü o esmanın her mertebesine mazhar olmamışlar. Olmamışlar. Niçin olmamışlar? Kabiliyetler ve berzahlar o kadar. Onu geçememişler. Peygamberler bütün esmaya mazhar değil mi? Mazariyetleri var ama bütün esmanın her mertebesine değil. Peygamber aleyhissalatü vesselam'da bu var. Efendim, evet. İnsanlarda hiç onlar olamamışsa? Yok, insanlarda bütün esmaya mazariyet vardır. Yani esmanın her bir kuvve olarak var. Mertebenin bir cilvesine zaten okumuştuk. Hatırlarsanız şöyle yani, geçiyor. Esmanın külliyeti var, cüziyeti var, zilliyeti var, asliyeti var. Cilve, esma başka başka oluyor bu sefer. Yani demek istediğim peygamberde o mertebe yok. O bütün esmanın bütün mertebesi her peygamberde yoktur. Bizim peygamberimizde var. Bütün esmanın bütün mertebesine peygamberimizde var. Başka yok. Zaten diğer peygamberler de Barla'da diyor. Şeydir diyor, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın müminleri yardımcısıdır. Tamam. Yardımcısıdır. Yardımcı demek istedim. Peygamberlerde, nebilerde bu yok da, mertebe yoksa bende nasıl olacak? İnsanlarda da olamaz. Bu her bir mertebedeki yoktur tabii. Çünkü insanlar bu hususi şeylere mazhar oluyor değil mi? Tabii. Bir isim veya birkaç ismi mazhar oluyor. Evet. Mesela Hay ismine mazhar olmuş Geylani. Kayme mazhar olmuş Gazali değil mi? Ab ve Hakeme mazhar olmuş İmam Azam. Hay ismi, Geylani'deki Hay ismi ne mazharlı diğer peygamberlerde o kadar yok mu? Olmaz olur mu? Hay isminin bu bir tamamıya mazhariyet gene yok. Hay ismine mazhar olduğu kadar mazhar olmuştur. Peygamberlerde bütün velilere kıyas edilmeyecek kadar kemalat ve mazhariyet var. Evet. Yani bir örnek için söyledim. Geylani bak Hay'a mazhar olmuş o kadar. Yani diğer peygamberde bir veya birkaç ismi mesela Kadir ismine ve Muhi ismine azami derecede mazhar olamayan haşri takliden kabul eder. Çünkü onu anlayamaz yani haşir vücud haricisi nasıl olacak. Ama nakleder der ki böyle diyor Kur'an'da nakil vardır kabul ederim. Ama akıl buna yol bulamaz. Aklı bir iş değildir der. Peki, onun için onların bozduğu mevzuyu Risale-i halletmiş. Bir sayfada halletmiş. Risale-i Nur buna mazhar mı? Risale-i buna mazhar. O zaman Risale-i Nur'a mazhar olan bu Esma'ya da mazhar olmuş oluyor. Kabiliyetin ispatında mazhardır. Çünkü Peygamber Aleyhisselam benim halimle diyor bu dönemle ahir zamanda Mehdi'nin hali birbirine benzeyecektir diyor. Nasıl ki son peygamber, peygamberlerin hatimi en büyük, son Mehdi de Mehdilerin en büyüğü. Bütün Esma-i Kur'an tarzına gidiyor. Yani açıklanmamış, gizli kalmış veya açığa çıkması gereken çoğu Esma, Resan vasıtasıyla elhamdülillah açığa çıkmış. Yani bunu şey yaptın mı? Anladık mı bunu? Demek ki dersin başında geçmişti ya peygamberler niye bütün Esma'yı yani mertebesini şey haşri niye şey yapmadı? Esma'ya mazariyetten dolayı. Yani Esma'ya mazar tam olamamış. Yukarıda da ümmetlerine onlara ders vermemişler diyor. Evet. Bir sonraki günde de. Nasıl verecek ki? Yani kendisi bir kuvve varsa da bir fiil gözükemiyor. Ve cadde-i kübra olmuyor yani. O bölgeye, o zamana has bir peygamber oluyor. Ümmetlerinin de kapasitesi o kadar. Göre, o kadar. Mesela bir profesör girdiği zaman profesör ne anlatır? Kendi çocuğun seviyesini göre anlatır. İlkokula. Ortaokula girse profesör kendi seviyesini göre anlatır. Kiliseye pardon liseye girse o seviyeye göre. Üniversiteye girse üniversite. Yani profesörün anlatmasına bakarak basitlik değil. Basit muhatap olanlar basittir. Ama mesela bir peygamber, bir esmanın bütün mertebesine mazhar olabilir. Birkaç tane esmaya mazhar olabilir. Ama Resulullah gibi bütün esmanın bütün mertebesine mazhar olamaz. Zaten bütün peygamber
Diğer peygamberler de bütün esmanın, bütün mertebesi nazar olsa Resulullah'ın farklılığı olmaz ki. Bir de ihtiyaç da yokmuş ki. Yok ki ihtiyaç. O karşısındaki muhatabın olmaz. O kadar. Şey yok. Seviyesine göre. Muhatap olması lazım ki ihtiyaç olsun değil mi? Evet, muhatap yok. Olmazsa ihtiyaç ne? Yok ki. Şimdi burada düşünelim. Ve bakın Resulullah'tan farkı yok olurdu. Bütün esmanın, bütün mertebesi nazarsa onunla o aynıdır. Ve İsmi Azam'ın nazarı olan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Aleyhisselam ders veriyor. Ve eski peygamberler ise bak eski peygamberler ise hikmet-i irşadın iktizasıyla bir derece basit ve iptidai bir halde olan ümmetlerine haşr-ı en azam bir derecede en geniş bir tafsilatla ders vermemişler. İptidai ilkokul çocuğuna. Şimdi üniversite kitabı okutulur. Vermemişler. Hem şu sırdandır ki bir kısım ehli velayet bazı erkan-ı imaniyi mertebe-i uzmasında görememişler veya gösterememişler. Görmemişler. Ha, görmemişler ve gösterememişler. Hem şu sırdandır ki bir kısım ehli velayet bazı erkan-ı imaniyi yani bazı ehli velayet o alemlere geçtikleri halde niye farklı farklı konuşmaları oluyor diye geçmişti. Ehl-i velayet bazı erkan-ı imaniye mertebe uzmasını görmemişler. Yani o mertebede onu görememişler. Mesela o alemler çizmiştik kayıtta. Bir aleme takılıvermiş. Öteki alemi göremediği için öteki alemden bir üst alemdeki ifadesi veya nokta-i nazar veya esma-i hüsnası diyemiyor. Görmemiş. Görmemiş veya gösterememiş. Mesela şöyle misal vereyim. Şimdi Türkiye'de bana telefon etseler. Bayağı bir almayı bana tarif etsene bulunduğun yerde. Bak böyle bakarım şu arası işte. Karşıdaki tarafımı tarif ederim. Bulunduğun yerde. Tabii yönüme göre. Yönüme ve bulunduğum konuma göre. Yönüm nedir? 10. kata çıksa ve denize baksa. O da buraya tarif etse. Tariflerimizde farklılık olmayacak mı? Evet. Niçin farklılık var? Koksafen'den farklılıktan değil. Benim bakışım farklı. Yani. Adam kuleye çıksa peki? Daha yüksek. Kuleye çıktı. Daha yüksek nazaratlar. Yani o verici baz istasyonlarına çıktı. Koksafen'i nasıl tarif eder? Tamam mı diyor? Değil mi? Söyle. Şurada da şu var, dönüyor etrafında hem de. Şurada şu var, şurada fabrika var, burada limon var, şurada mezarlık var. Bakış açısı daha geniş. Evet. Tamam ihale. Etmiş, ihata etmiş. Ama biz mesela bu önümde bakarım, arkama bakarım. Duvar var mesela. Yani onun için daha... O zaman kabiliyetler şu duvar gibi yani. Engel oluyor. Marifetullah'ta derecat-ı arifin çok tefavüt ediyor. Daha bunlar gibi çok esrar şu hakikattan inkişaf eder. Şimdi şu temsil hem bir derece hakikati ihsas ettiğinden hem hakikat çok geniş ve çok derin olduğundan biz dahi temsil ile iktifa ediyoruz. Haddimizin ve takatımızın fevkinde olan eser geçmeyeceğiz. Yalnız şurada ben size malumatları da hulasalandırırsam şöyle daha olur. Şimdi şuna ehli fikir, ehli velayet, ehli nübüvvet. Şu tabiun meşayı vahdetil vücut. Burası işrakiyun mütekelimin asfiya yolu. Ondan sonra şuradan size bir şey de okuyayım. O da çok hoş. Hoşunuza gider. Halik-i Zülcelal'i 170 bin bine yakın nurani perdeleri var. Bin tanesinin. Diğerlerinin, diğer grubun mahlukatın her bir tabakasında az ve çok küçük ve büyük, has ve am, her birisinde has bir tecelli, has bir rububiyet, has bir isimde cilvesi var. Kainattan her bir aleminde, her bir dairesinde Esma-i Hüsna'dan bir ismin unvanı tecelli eder. O isim o dairede hakimdir. Başka isimler orada ona tabidirler ve konu zımrında bulunur. Ne demek bu? Halik-i Zülcelal 70 bine yakın nurani perdeler var. Bazı berzahlar, bazılarına berzahlardan geçemiyorlar. Kabiliyetler başka başka oluyor. Bazılarının kabiliyeti bazı erkan-ı imaniyede inkişafına menşe olamıyor.
Bunlar ise bazı mazhar olan zat bir ismin tam cilvesine medar olamıyor. Esmanın cilvelerinin renkleri mazhara göre tenevvür ediyor. Külliyet ve cüziyet, zilliyet ve asliyet itibariyle cilve-i esma başka başka suret alıyor. Bazı istidat cüziyetten geçemiyor, bazı istidat gölgeden çıkamıyor. İstidada göre bazen bir isim galip oluyor, yalnız kendi hükmünü icra ediyor. Tabii ne anladım diyeceksin. O zaman tabii şunları hepsini şey yapmam gerekiyor ki, bu da zor. Neyse, bu zaten ikinci daldır. Allah kusurlarımızla beraber kabul eylesin. Budur diye diyecek hiç kimse yoktur. Derse yanlış olur. Anladım. Veya anlayabildiğimin anlatabildiğimin. Dikr-i lafız, yani kelamda hata veya düşündüğüm bir şeyi bazen kelam ters konuşuyor. Ondan da Cenab-ı Hak bizi muhafaza eylesin. Kastettiğim şey değil. Yani kısacası bu ikinci daha zor. Şekillendirme tabii o şekil tabii kısa olunca bu da bölük pörçük oldu. İnsana da şey yapmadı yani. Adeta İslam dünyasındaki insanları hulasalandırdı. Dedim ya, bundan öncesi yok yani. Arda'da bir berzah var. Bu birinci bir yol. Üç şekilde. Bir de berzahsız tecellisi var. Onu çizemiyoruz. Yani o da hem zamanım Ramazan'dır, kafamızda şey olmuştur. Ama burada kısacası insanların farklı farklı esmaya mazhar olması nereden kaynaklanıyor? Farklı istidatlar nereden kaynaklanıyor? Berzahlar nereden kaynaklanıyor? Bazıları niye kendisini ille hakkın kaynağı merkezi görüyor? Yani çok esrarın anahtarıdır. Çok esrarın anahtarıdır. İkinci şurayı böyle hazmede hazmede, dura dura, tefekkür ede ede, ama bu bizim bu şeyi, şekilleri de kenara koyarsan, seyrederken veya okurken yazmışsanız çizersin. Ona göre okursan sana çok kolaylık sağlayacağına inanıyorum. Yani kişi kendini boyuyor. Tabi mesela ben bunları yapana kadar onları şekillerini, külliyattakileri topladım. Burada demiyor tabii ki. Tabiün, işrak, yön, meşaiye, ruhlanma, rahlanma, ferahlanma, velayet-i usta, velayet-i kübra, nurdur, hava gibidir, zerre gibidir. Anlıyor musun? Mesela o şey, üç tane tevhidin delilleri vardı. Su gibidir, hava gibidir, nur gibidir. En şeyin su gibidir. Evet. Şimdi buhar. Yani nur değil o. Nur bir isme. Nur bu. He. Mesela su gibidir, nur gibidir, hava gibidir. Buraya da yazabilirsin. Çünkü su buharlaşıyor ya. Bu su okumuştuk ya. Yani tevhidin delilleri üç tanedir. Su gibidir, nur gibidir, nurani kafa kullanıyorlar. Bu da berzahlar vardı, hava. Hava zerresi. Hava zerresi yani onu nakleder ama kendi kabiliyetine göre şey yapar. Koyarsın. Ondan sonra bu listeler size başka verebileceğim. Şunu üçe ayırmıştık şurayı. Okuyayım bir daha bunu. Bunu okuyorum. Halik-i Zülcelal 70.000'e yakın nurani perdeleri vardır. Çizgi 1, 2, 3 kabul edelim. 1. Hani var ya 1, 2, 3. 1. Bazıları berzahtan geçemiyor. Başka başka kabiliyetler başka başka oluyor. Bazıların kabiliyeti bazı erken imanide inkışafına menşe olamıyor. Gel buraya. Mahlukatın her bir tabakasında az ve çok, küçük ve büyük, has ve am ve umum her birisinde has bir tecelli, has bir rububiyet, has bir isimde cilvesi var. Üçe ayırıyoruz. Bir, bazı mazhar olan zat bir ismin tam cilvesine medar olamıyor.
Esmanı cilvelerinin renkleri mazarlara göre tenevvür ediyor. Geç buraya. Kur'an'dan her bir kainatın her bir aleminde, her bir dairesinde Esma-i Hüsna'dan bir ismin unvanı tecelli eder burada. O isim o dairede hakimdir, başka isimler orada ona tabidirler. Belki onun zımnında bulunurlar. Geç, 1, 2, 3. 1. Külliyet ve cüziyet ve zilliyet ve asliyet itibariyle cilve-i esma başka başka suret alıyor. 2. Bazı istidat cüziyetten geçemiyor, bazı istidat gölgeden çıkamıyor. 3. İstidada göre bazen bir isim galip oluyor, yalnız kendi hükmünü icra ediyor. Ama bu hulasalarını, bu var ya bu. Şimdi bunu saydıklarını günlerce okuyup da çıkartıyoruz. Yani öyle bir külliyatta göremezsin yani böyle bu 1, 2, 3 diye. Yani anlamaya çalışıyorum yani şekillendirmeye çalışıyorum. Kendi dünyamda başkası için değil. Ondan sonra bunu da 3'e ayırmıştık. Bak ehli fikir, ehli velayet, ehli nübüvvet bunu ayırıyoruz. Meşaiye yani esbab perestler vesayete icat tesir verenler vahdet-i vücud tabiyum. Üçüncüsü işrakiye, ondan sonra mütekelim asfiya. Ondan sonra başka bir şey de okuyayım size. Hakka, hakikata, kemalata, keramata, müşahadata yetişen evliya. Evliya kimdir? Bak, evliya ne bize tarif etti. Evliya, hakka, hakikata, kemalata, kemalata, kerameti, müşahadata yetişen evliya. Başka bir şey okuyorum size, çok ilginç. Bunlar toplanma ha, külliyattan. Toplanmada oluyor o zaten. Tabii. Bak şimdi, başka bir şey okuyorum. Hakikat-i kutsiyede, ulum-u aliyede, marifet-i ilahiyede en yüksek makama yetişen kim bunlar? Çok acayip, keşke silsem de yazsam mesela bak. Bak bunu okuyorum. Şuraya bak yazıyorum, hayal edin. Hakikat-i kutsiyede, ulum-u aliyede, marifet-i ilahiyede şey yap, tırnak, en yüksek makama yetişen, aç makam tekrar, kim? Asfiyayı mudakikin, hakikat-i kutsiyede yetişen, ulum-u aliyede yetişen, sıddıkini muhakikin, marifet-i ilahiyeye yetişen, dahi hükema-i mümin. Ama istesene bunu hemen yazayım. Evet. Çok ama sizin mi yoksa? He? Şöyle. Oraya şuraya yazayım bak. Silsen o tarafı. Ben bana şey yaparsın. Hadi. Bu altını hemen sil. Evliya bak neymiş? Hakka, hakikata, kemalata, keramata, müşahadata yetişen evliya. Yetişene deniliyor. Bunlar. Sıfat. Tamam mı? Sıfatlar bunlar. Çok güzel. Toplanmış yani. Hulasa olmuş. Hakikat-i kutsiyede, asfiyen mudakikin, ulema-i aliyede, marifet-i ilahiye en yüksek makama yetişen kim bunlar? Asfiyen. Bunlar kim? Asfiyen-i mudakikin, ulum-i aliyede sıddıkini muhakikin ve marifet-i ilahiyede dahi hükema-i müminin. Evliya, asfiya, hükema-i şakün ve ulema-i ilmi kelam bunlar Kur'an şakirtleridir. Umurum altınlarına geçti şu. Ve hatası var öyle şey ama. Melekütiyete geçen evliyanın eserleri. Melekütiyete geçen evliya. Umurun batınlarına geçen işrakiye şu. Umurun batınlarına geçmiş. Evet. Ondan sonra alemi gayba nüfus eden ruhanilerin marifeti. Şimdi ben de size şey yapayım. Müminlerin mertebelerini yukarıdan aşağı sayıyorum. Bu değil de sayıyorum. Enbiya,
Mürselin, Evliya, Sıdıkin, Asfiya, Müştehidin, Hükema-i İslamiye, Muhakkikinin, Ulema-i Usul-i Fıkı, Ulema-i Usul-i Fıkı, Mütekellimin, Evliya-i Arifin, Aktab-ı Aşıkın, Mudakikin Ulema, Avami Mürselin. Tamam. Evet. Bunu da şey yaparsınız. Sıralandırırsın. En sonundakinde oluyor değil mi? Bir de şunu şey yapın. Ehli marifet bir veli. Ehli aşk bir veli. Ehli velayeti muhtelif meşrebinde turuk cevelan ediyorlar. Ötekisini söylüyorum. İlmi usulü dün alamesiyle Fuluhat-ı şeriat müştehitleri ikisi ulûm-u muteneviyanın ayrı ayrı ashablarıdırlar. Bunlar. Bunlar da toplanmış. Ondan sonra bu mudakikini anladık. Bu da çok önemliydi. Hakaik-i Kutsiye'de kimle yetişmiş? Asfiyay-ı mudakiki. Şu şunadır. Şu da şunadır. Şu da şunadır. Sevgili kardeşlerim, size şimdilik verilecek bu kadar yeter. Soracağınız herhalde yoktur. Biraz kopya gibi oldu abi. Zaten hayat ilk önce kopyadır. Asıl yok ki burada kainatta. Asıl Nur-u Muhammed ile burası kopya. Asıl değil. Bu, yani çekirdeğin içindeki, meyvenin içindeki çekirdek, kökteki çekirdeğin aslı değil ama gayrısı da değildir. Esma'ya mazhariyet vardır. Kısacası sevgili kardeşlerim, bu alemi şahadet ve alemi gayb çeşitli Esma-i Hüsna'ya mazhar olmuş. Hükmünü icra etmiş. Aynedarlık yapanlar, aynelik yapanların kabiliyetine, istidatlarına göre Esma farklı farklı oluyor. Diyeceksiniz ki peki bu istidat ve aynelik sebebi de nereden kaynaklanıyor? Arkasında onun kaynağı da sıfattır. Sıfatlar. Evet. Yok. Bizdeki sıfatlar sıfat-ı kutsiden. Oradan gelen bir evet. Evet. Dolayısıyla o onlara göre de ortaya çıkan esma da bizim de berzahlarımız oluyor. Orada kaynaklanıyor. Vâhir davâhum enilhamdülâ rabbil âlemin. Ya Rabbi ahirette bunun hesabını sorma ya Rabbi. Niyetimize göre bizi muamele et. Yani Müslüman kardeşimizin nur talebelerini. Belki de bizimki gibi böyle bu kadar uğraşacak zaman olmayabilir. Onlar belirli yere basıp da daha değişik yere bakma nasipleri olsun diye iyi niyetle yapıldı. Haşir meydanında inşallah bizim iyi niyetimize göre muamele etsin. Hatalarımız mutlaka vardır. Yani yer koyarken ya dik-i lisanla ya ifadede veya dersin akıcılığın heyecanıyla vesaire vesaire sebeple yerleri belki farklı olabilir ama nazar-ı musamayla bakmanızı rica ediyorum. Ve ahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha.